Salı günlerinin klasiği partilerin grup toplantılarında önce MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı kürsüye. Son birkaç konuşmasında olduğu gibi bugün de MHP liderinin manşetinde Suriyeli sığınmacıların durumu vardı. Ülkemizin yumuşak karnı olarak nitelediği sığınmacı sorununun istismara açık bir zaaf haline dönüştüğünü anlattı. Suriye'deki iç çatışma ortamı biter bitmez hepsinin ülkelerine rızalarıyla dönüşlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya girdiği sert tartışma nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da adını anmadan tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Karadeniz turu da yine MHP liderinin gündemindeydi. Hiçbir sığınmacı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz. Böylesi bir vahşete ortak olamayız. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır. Sığınmacı tartışması siyasetin en sıcak gündemi. MHP lideri Devlet Bahçeli, sığınmacıların kendi isteğiyle ülkelerine dönüşü sağlanmalı dedi. Kabul edilmelidir ki sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline gelmiştir. Suriyeli sığınmacıların iç çatışma ortamı geçer geçmez ülkelerine dönüşleri hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir. Sığınmacı tartışmasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya geldi. Ardından da İçişleri Bakanlığı'na gitti. Bahçeli Özdağ'a sert tepki gösterdi. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak, itibarsızlaştırmaya çabalamak su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Bahçeli, Özdağ'ın izlediği politikayı eleştirirken üstü kapalı mesaj gönderdi. Biz evimizin önünde gece kondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz. Buradan hepsini uyarıyorum. Sanmasınlar kapandı kara kaplı defterler, bir gün mutlaka ödenecek en ağır bedeller. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi de Bahçeli'nin gündemindeydi. İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek, tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. Ve iradesi de ipoteklidir. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı bir kez daha hedefine aldı. Çıkan karara tepki gösteren muhalefeti eleştirdi. Bizim Osmanlarımız soyludur, Çepni Türküdür, dualıdır, vatanseverdir. Onların Kavalalı Osman'ı da Türkiye'nin sabıkalı düşmanıdır.